İyi akşamlar. Bugün 3 Ekim 2022 Pazartesi Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Edirne Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı yaşandı. Borsa Meclisi'nin 14 kişilik asil ve yedek üye seçiminde iki dönemdir Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı'nı yürüten Özay Öztürk ile Ümit Karanfil'in listeleri yarıştı. Seçim sonucunda 212 oy alan Özay Öztürk, 3. kez Edirne Ticaret Borsası'nın başkanı seçildi. Katılımlarından dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Özellikle borsada bir demokrasi şöleni gördük. Bu çok değerliydi. Hiçbir problem çıkmadı. Çok medeni bir şekilde oylar kullanıldı. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Edirne Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı yaşandı. Edirne Ticaret Borsası seçimlerinde iki dönemdir başkan olan Özay Öztürk ve ekibinin beyaz, borsa üyesi Ümit Karanfil ve ekibinin sarı listeleri yarıştı. Borsanın büyük salonunda sabah saat 9'da başlayan oy verme işlemi akşam saat 17'ye kadar devam etti. Borsa üyeleri seçim sandık kurulu heyeti huzurunda kurulan sandıkta oylarını kullandı. Başkanlık için yarışan Özay Öztürk ile Ümit Karanfil oylarını kullanarak basın mensuplarına poz verdi. Buradayız. Evet Ümit abi. Buradayız Ümit abi. Buraya bakar mısınız? Ümit abi buradayız. Seçimde beyaz listeyle yarışan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bugün Edirne Ticaret Borsası'nın seçimlerini yapıyoruz. Seçimler demokrasi şenliği şeklinde geçiyor genelde. Çok yoğun bir katılım oluyor seçimlerimizde. Demokratik bir ortamda yapılıyor, huzur içinde. Bu tarafı da sevindirici. Seçimlerin öncelikle borsamıza, borsamız üyelerine, Edirne'ye, tüm ülkemize hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Seçimlerde sarı listeyle yarışan Ümit Karanfil ise kazanan yine borsamız olacak dedi. Bugün Edirne borsamızın seçimlerini yapıyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olur inşallah. Buradan kaybeden olmayacak. Kazanan yine bizim borsamız olacak. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayım sonucunda kullanılan 332 oydan 212'sini alan Özay Öztürk'ün beyaz listesi seçimin galibi olurken Ümit Karanfil'in sarı listesi ise 119 oyda kaldı. Kullanılan bir oysa geçersiz sayıldı. 332 oydan 212 tane beyaz çıktı. 119 tane. 119 tane sarı çıktı. Bir adet de geçersizimiz var. Edirne Ticaret Borsası'nın yeni meclisi ise şu isimlerden oluştu. Özay Öztürk, Feridun Çatal Çekiç, İsmail Kasap, Erhan Akgün, Oğuz Kurban, Selman Aztürk, Mustafa Göktaş, Recep İriş, Eray Karaca, Salih Akarsu, Zafer Bahşi, Erkan Posta, Ahmet Özmen, Adem Ayaz. Seçimi kazanan Özay Öztürk duygularını şöyle dile getirdi. Öncelikle katılımlarından dolayı tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Çok önemli bir görevi tekrar bizim omuzlarımıza yüklediler. Daha önceki dönemden zaten bu görevi bildiğiniz gibi devam ettiriyorduk. Önümüzdeki dönemde vizyon borsacılıkla yola çıktık sloganımız oydu. Yaptığımız yenilikler ve çalışmalarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde de yeni projelerimizle bu vizyonerliği devam ettirmeye çalışacağız. Özellikle borsada bir demokrasi şöleni gördük. Bu çok değerliydi. Hiçbir problem çıkmadı. Çok medeni bir şekilde oylar kullanıldı. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarpması sonucu şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı. Baba kal, baba kal, lütfen beni yalnız bırakma. Kaza Kırklareli Lüleburgaz ilçesi D100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı'nda meydana geldi. İhbar üzerine jandarma uzman çavuş Hüseyin Cerit, emir komutasındaki 3 personelden oluşan devriye ekibi, Baba Eski Bölge Trafik Ekipleri ve Karayolları Müdahale Ekibi ile yol güvenliğini almaya çalışarak önceden meydana gelen kazaya müdahale etmeye çalıştı. O esnada sürücülüğünü KS'nin yaptığı araç kaza bölgesindeki ikazlara uymayarak ve aşırı süratli bir şekilde girerek önce kaza bölgesindeki dubalara
sonra da jandarma ekiplerine ve devriye aracına çarptı. Kazada devriye komutanı uzman çavuş Hüseyin Cirit, mesai arkadaşı uzman çavuş Ekrem Kılınç ve otomobil sürücüsü KS yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edilerek her iki jandarma personeli ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Hüseyin Cirit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit uzman çavuş Hüseyin Cirit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Törene katılan şehidin yakınları tabutun başında zaman zaman sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü. Törende şehidin kızı Defne Cirit, asker selamı vererek "Baba kalk, beni yalnız bırakma lütfen" dedi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra dualar okundu. Duaların ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Meydana gelen feci kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Edirne Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ETUS'un Atatürk Kültür Merkezi'ne yeni hat talebi görüşülerek 5 AKM hattı karara bağlandı. Toplantıda ayrıca şair yazar Ataol Behramoğlu'nun isminin iki köprü arasındaki caddeye verilmesi teklifi kabul edildi. Edirne Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan Başkanlığı'nda yapıldı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda meclis gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ETUS'un Atatürk Kültür Merkezi'ne yeni hat talebi görüşüldü. Başkan Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'nin aktifleşmesi nedeniyle buraya Balkan yerleşkesiyle doğrudan bir hat tesis edilmesini istediklerini belirtti. Meclis üyelerinin oylarıyla ETUS'un 5 AKM yeni hat talebi kabul edildi. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nin aktifleşmesi nedeniyle buraya Balkan yerleşkesiyle, yani öğrencilerimizin en yoğun olduğu yerleşkeyle doğrudan bir hat tesis edilmesi, buradaki etkinliklere gidiş geliş, buradan oraya gidiş geliş, kurslar vesaire, onun için yeni bir hat tesis ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. maddeyi okuyorum. Toplantıda şair ve yazar Ataol Behramoğlu'nun isminin Edirne'de iki köprü arasındaki caddeye verilmesi teklifi kabul edildi. Söz konusu kararın Ekim ayı olağan meclisinde görüşülmesini arz ederim. Evet. Cadde ve sokak isimleri komisyonumuzun aldığı bir karar var. Ataol Behramoğlu isminin iki köprü arasındaki caddeye verilmesi. Ataol Behramoğlu, Edirne'deki taş köprüleri referans alarak ve Edirne Köprüsü Taştan şarkısını referans alarak bir şiir ve ardından Köprüler isimli bir şiir kitabı yazdı. Onunla ilgili biz de Edirne'mizi bu şekilde tarihte silinmez olarak ismini andığı için ismini bir caddeye vermek istiyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Meclis gündemindeki bir diğer madde ise İller Bankası AŞ'den 50 milyon TL kredi kullanılmasına ibaresinden sonra gelmek üzere diğer kamu ve özel bankalardan İller Bankası'ndan alınacak teminat mektubu karşılığında 50 milyon TL'ye kadar kredi kullanılması ibaresinin eklenmesi hususu oy çokluğuyla kabul edildi. Arkadaşlar, geçen ay sizden 50 milyonluk teminat mektubu için yetki almıştık ama özel bankalarla ilgili bir hükmü eklememiş arkadaşlarımız. Ona ekliyoruz sadece. Doğru mu Selçuk Bey? Evet. Bu hadise bu, yani tekrar bir şey alma değil, yetki alma değil. Geçen ay aldığımız 50 milyonluk kredinin özel bankalardan da alınabilmesini atlamışız. Kusuru bizde. Ona eklemek için yetki istiyoruz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Sayın Mevlüt Abaş'ın retoyuyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mülkiyeti Edirne Belediyesi'ne ait olan Barutluk Mahallesi'nde üretilen arsaların satışı kararlaştırıldı. Başkan Gürkan, uygun bir zamanda parasal durumumuza göre satışa çıkacağız dedi. Belediye olarak ürettiğimiz arsaların satış kararını almak istiyoruz. Uygun bir zamanda da parasal durumumuza göre satışa çıkacağız ya da daha sonra çıkacağız. Ama şimdi yetkisini almak istiyoruz. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Meclisin gündem dışı maddesinde ise dünya şampiyonu olan Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi'nin tam altınla ödüllendirilmesine karar verildi. Gerçekten şampiyonluklara doymuyor. Bizi de çok mutlu ediyor. En son üniversiteler arasında yapılan dünya güreş şampiyonasında 59 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Bu hepimiz için bir gurur vesilesi. Melda'yı gözlerinden öpüyoruz. Başarıları daim olsun, yolu açık olsun. Tabii biz de Edirne Belediyesi olarak o bu şampiyonlukları aldıkça, bu ödülleri aldıkça ödüllendirmeye devam edeceğiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı ikinci maddeyi okutuyorum. Buyurun. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, araçların muayenesi, havalı korna, sürücülerin kimlikleri, SRC ve psikoteknik belge kontrolü yaptı. Talatpaşa asfaltında ve kentin diğer işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler kural ihlaline geçit vermiyor. Araçları tek tek durdurarak uygulama yapan ekipler belgelerinde eksiklik tespit ettiği sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi. Açıklamalarında CHP'yi hedef alan MHP İl Başkanı Zakir Tercan'a CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'dan sert tepki geldi. Tercan'ın açıklamalarını ciddiye almadığını söyleyen Pekcanlı, Zakir Tercan'ın yaptığı sadece provokatörlük, insanları kışkırtmaktan başka bir şey değil, siyaset değil bu dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan sözlerine İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'dan sert tepki geldi. Pekcanlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada MHP İl Başkanı Zakir Tercan'ın partilerine yönelik felaket tellalı, CHP zihniyetine Allah iktidar nasip etmesin şeklindeki sözleriyle provokatörlük yaptığını öne sürdü. Zakir Başkan zaten haftada bir periyodik olarak hazır bir metni basına yolluyor. CHP ile ilgili bütün sıkıntılarını yazdırmaya çalışıyor. Zakir Başkan, yani evet, o da bir siyasi partinin il başkanı. Yani her söylediğini ciddiye almaya kalksam her hafta size açıklama yapmak zorunda kalacağım ama hakikaten bazen bardak taşıyor. İşte son açıklamasında felaket tellalı CHP zihniyetini Allah iktidar nasip etmesin. Zaten yani sizin en büyük duanız bu. Bizim de en büyük duamız inşallah biz iktidara geliriz de neler yapacağımızı siz de görürsünüz. İşte demiş bu haftaki açıklamasında taş üstüne taş koymamışız. Yani o taşın üstündeki bütün taşları aslında biz koyduk Cumhuriyeti kurarak. Kendisi de Cumhuriyet rejiminin getirdiği il başkanlarından bir tanesi. Eğer demokrasiye inanıyorsa, oturduğu koltuğun hakkını vermek istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin genel başkanımız, ilk kurucu genel başkanımız Atatürk'e de aslında saygısını belirtmesi lazım. İşte doğalgaz bulunuyor, sevinmiyorlar. Yani ben hiç mesela ana muhalefet partisinin 7 yıldır Edirne'de il başkanıyım. Doğalgaz bulunduğuna her Türk vatandaşı kadar ben de çok mutlu oldum. İnşallah tez zamanda, hele şu kışın yaklaştığı günlerde bir an önce çıkarılır, gün yüzüne çıkarılır ve Türk halkı kullanmaya başlar. Acaba Zakir Başkan doğalgazdan konu açılmışken kömüre 250 lira da tonuna, oduna 250 lira da tonuna zam geldi. Bunlarla ilgili hiç bir şeyler söylemeyi düşünüyor ama kendi partisinin hemen arka tarafında Edirneliler bilir, ağaç pazarında oduncu kömürcü esnafımız var. Gelsin bir sabah gidelim bakalım orada hep beraber. Gerçek gündem bu. Kış geliyor. Odun kömür alan vatandaşlarla konuşsun Zakir Başkan. Oturduğu yerden yazıp yolluyor basına. Yani biz ülkemizin menfaati anlamında olacak olan hiçbir şeye hayır demedik. Hatta geçtiğimiz gün Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı oldu. Kendisi hemen yanımda oturuyordu. Çanakkale Köprüsü ile ilgili Sayın Fatma Aksal'a da söyledim. İyi ki de oldu o köprü. Yani biz yapılanlara hayır diyen insan değiliz. Sadece işletilmesiyle alakalı ve ücretlendirmesiyle alakalı
halkımızı çektiği ızdırabı dile getiriyoruz. Yoksa yapılan, bu anlamda vatandaşımız için yapılanlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir muhalefeti olmadı. Zakir Başkan il başkanlığından ziyade provokatörlük yapıyor. Başka hiçbir şey değil. Daha önce bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. CHP'li başkanların şehit cenazelerini almayın diye. İnsanları kışkırtmaktan başka bir şey değil bu. Siyaset değil bu. Zakir Tercan'ın yaptığı sadece provokatörlük. Buradan bu anlamda partimize attığı iftiralarla ilgili de kendisini uyarmak istiyorum. Lütfen bu tarz açıklamalarla ilgili açıklama yaparken biraz daha yani seçtiği kelimelere özen göstersin. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını söyleyerek verimli kullanılmadığı takdirde kıtlık oluşabileceğini söyledi. Sever, tarımda, sanayide, hane halkında suyu verimli kullandığımız zaman su bizimle olur. Aksi takdirde su maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir dedi. Tarımda, sanayide, hane halkında suyu verimli kullandığımız sürece su bizimle olur. Aksi takdirde bu su maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Meriç Ergene Havzası'ndaki taşkın risk yönetimi planlarının hazırlanması amacıyla proje kapsamında ilk toplantı Edirne Margi Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Tarım İl Müdürü Atilla Bayazıt ve projenin paydaş kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Sever, su yönetiminin önemine değinerek Türkiye'nin su stresi altında olan bir ülke olduğunu ifade etti. Türkiye değişik indekslere göre, İşte suyunuz eğer, bu indeksleri size de çok da anlatmayayım ama su stresi altında olan bir ülke. Yani öyle su zengini bir ülke değiliz. Yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelimiz 112 milyar metreküp. Bunun büyük bir kısmını %74-77'si arasında 45 milyar metreküpe tekabül ediyor aşağı yukarı tarımda kullanıyoruz. Geri kalan %23'lük kısmı ise biz sanayi ve kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bu noktada baktığımız zaman nüfusumuz hızla artıyor ve kişi başına düşen, 2 sene önce sorsaydınız su tüketimi 1500 küsürlerdeyken metreküp, şu an itibariyle 1300 metreküplere düşmüş durumda. Bundan bir 3-5 yıl sonra sorsanız elbette ki nüfus artışıyla ve iklimin getirdiği etkilerle beraber kişi başına düşecek su miktarı 1000 küsür metreküplerde olacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında Türkiye su zengini olan bir ülke değil. O zaman iklim değişikliğine uyum kapsamında, iklim değişikliğine uyum becerimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için de ne yapacağız? İşte sıfır atık dedik. Şimdi de ben buradan söylüyorum ki sıfır su israfı yapmamız lazım. Bir kişi eğer suyu sürdürülebilir, randımanlı bir şekilde kullanırsa günlük olarak 93 litre tasarruf yapabiliyor. Tarımda özellikle kapalı sistemde sulama sistemlerine geçersek, özellikle damla ve yağmurlama sulama, hele hele toprak altı damla sulama sistemine geçebilirsek, orada da performansı %70-80'lere taşıyabiliriz. Sanayide su kullanımını verimli hale getirmek için özellikle atık suların yeniden kullanılması ve su hasatı, çatıdan suyu toplayarak yeniden sektör içerisinde kullanabilme yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. Temiz üretim tekniklerini sanayide yaygınlaştırıyor olmamız lazım. Dolayısıyla tarımda, sanayide, hane halkında suyu verimli kullandığımız sürece su bizimle olur. Aksi takdirde bu su maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir. Meriç Ergene Havzası'nın taşkın riskinden korunması konusuna da değinen Sever, bu noktada gidilecek çok yolun olduğunu belirtti. Taşkının yalnızca iklim değişikliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizen Sever, taşkın konusunu da iklim değişikliğinin sadece bir getirisi olarak tanımlamak eksik bir tanımlama olur. Ne var ki insanlar planlamalarıyla beraber özellikle dere yataklarının üstünün kapatılması ya da belirli atıkların bırakılması ya da kuru dere yatağının üzerine inşaat faaliyetlerinde bulunulması maalesef taşkın riski derecesini arttırmakta dedi. Eşitlik için kadın platformu Eşik'in bölge toplantısının ikincisi Edirne'de gerçekleştirildi. Trakya illerinden gelen kadınlar İran'da ahlak polisi tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle darp edilerek öldürülen Mahsa Amini için saygı duruşunda bulundu. Bugün
Eşit Gece Kadın Platformu'nun çağrısıyla eşit, özgür, şiddetsiz yaşam forumlarının ikincisini Edirne'de gerçekleştirdik. Tüm dünyada ve Türkiye'de saçının teli görüldüğü için şeriat rejimi altındaki Mollalar tarafından katlediler. Başta Amini ve ardından başlayan protestolarda İranlı kadınlarla dayanışmak için burada. Eşitlik İçin Kadın Platformu bölge toplantısı Edirne'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eşik gönüllüsü Avukat Yelda Koçak'la Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği temsilcisi Sevinç Ünal'ın katılımıyla gerçekleşen Eşit, Özgür, Şiddetsiz Yaşam adlı bölge kadın forumunda İran'da öldürülen Mahsa Amini ve dünya kadınlarının özgürlüğü için saygı duruşunda bulunuldu ve basın açıklaması yapıldı. Eşik bileşeni Ekameder adına Şahide Ağoğlu'nun yönettiği forumda konuşan Eşik gönüllüsü Avukat Yelda Koçak, İstanbul Sözleşmesi'ne değinerek hukuki sürecin bitmediğini söyledi. Aslında sandılar ki ben yaparsam olur, Türkiye'deki kadınlar bunu kabullenir ve çekilmiş oluruz diye düşündüler ama öyle olmadı. Bizler sokaklara döküldük, bizler yolları kestik, bizler eylemler yaptık, bir araya geldik, konuştuk, tartıştık ve yüzlerce dava açtık. Açtığımız yüzlerce davayı binlerce avukat saatlerce konuşarak Danıştay binasında görülmemiş bir savunma yapmıştık İstanbul Sözleşmesi'nin. Ve bu hukuki süreçte her ne kadar Danıştay en nihayetinde 5'e 3, 5 hakimin 3'ünün oyuyla davamızı reddetmiş ise de bu süreç bitmedi. Bu hukuki bir süreç ve bunun üst itiraz yolları da var ve buna da başvurduk, temizlerimizi de yaptık. Hatta bu süreçte öyle şeyler oldu ki, bakın hakimler, savcılar farklı fikirlerde olduklarını dile getirdiler. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi süreci bitmedi ve bu süreç her ne kadar davamız reddedilmiş ise de sonuç olarak ben Türkiye'deki kadınların, tekil tekil bizlerin kadın hareketinin kazanımlı çıktığını düşünüyorum. Çünkü ne oldu bu süreçte? İstanbul Sözleşmesi'ni daha önce duymamışlardı, İstanbul Sözleşmesi'ni duymuş oldu. Herkes düşündü, duydu. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Neden 1000 tane kadın avukat o Danıştay'ın konferans salonunu dolduruyor? Neyi anlatıyor, neyi savunuyor? Biz bunları anlattık ve aslında öyle bir iş yaptık ki biz İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede, tek adamın kararıyla çıkma kararını yargıladık. Aslında o karar yargılandı. Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 600 saman balyası küle döndü. 7 küçük baş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre Malkara ilçesindeki bir çiftlikteki ağır ve depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 600 saman balyası küle döndü, 7 küçük baş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor. Marmara Denizi Tekirdağ Deniz Sahası'nda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Unsurları gemilerinin iştirakiyle ortak balıkçılık ve su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Marmara Denizi'nde balıkçılar denetleniyor. Denetimlere Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, TCSG 88 Gemisi Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, Müdürlük Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile sahil güvenlik personelleri katıldı. Yapılan denetimlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonunda bereketli bir sezonun sürdüğü görülmüş, su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken askeri vasıf ve şartlar ve bunların kullanma usul ve esaslarıyla sağlık, memleket ekonomisi, seyri sefer, teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflar bakımından konulan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere bakıldı. Denetimlerde gırgırav aracıyla palamut avcılığı yapıldığı ve balıkçıların 1380 sayılı su ürünleri kanununun ve bağlı mevzuatına uyduğu tespit edildi. Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapılıyor. Yapılan denetimlerde 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve bağlı mevzuatı gereği bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlere drone'la havadan da destek verildi.
Tekirdağ'da merdivenden inerken yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Tekirdağ Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre merdivenden temel çukuruna indiği esnada dengesini kaybeden N.Y. isimli işçi yaklaşık 5 metrelik yüksekten toprak zemine düştü. Yaralı işçi N.Y. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.Y.'nin bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 75 kuruş, en yüksek 7 lira, ortalama 6 lira 87 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlıksa en düşük 11 lira, en yüksek 12 lira 38 kuruş, ortalama 11 lira 84 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 46 lira 50 kuruş, en yüksek 66 lira 50 kuruş, ortalama 56 lira 64 kuruş. Düve en düşük 32 lira 50 kuruş, en yüksek 54 lira 50 kuruş, ortalama 47 lira 59 kuruş. İnek en düşük 27 lira 60 kuruş, en yüksek 52 lira 10 kuruş, ortalama 37 lira 80 kuruş. Koyun en düşük 26 lira, en yüksek 32 lira, ortalama 29 lira 15 kuruş. Süt kuzusu ortalama 40 liradan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne Sultanzade nöbetçi eczaneleri sunar. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Yançıkçı Şahin Mahallesi Eski SSK Hastanesi karşısındaki Tekin Eczanesi, Koca Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 34. Sokaktaki Gürkan Eczanesi. Edirne Sultanzade nöbetçi eczaneleri sundu. Serbest piyasada dolar 18 lira 55 kuruştan, euro 18 lira 21 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1000 lira 13 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 3306 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.